Başkan Aşkın Tören, Altınordu'da görev yapan din görevlileri ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen programda bir araya geldi. Altınordu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altınordu İlçe Müftülüğünce düzenlenen programa Başkan Aşkın Tören, İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Burada konuşan Başkan Aşkın Tören, Diyanet mensuplarının 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle siz kıymetli hocalarımızı burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Altınordu'muzda görev yapan din görevlilerimizi temsilen bu mekana teşrif eden siz kıymetli hocalarımıza bu vesileyle bir kez daha gönülden hoş geldiniz demek istiyorum. Sizin aracılığıyla ordumuzda görev yapan tüm Diyanet mensuplarımıza da buradan selam ve muhabbetlerimizi gönderiyorum. Burada bulunan kardeşlerimiz başta olmak üzere imamlarımızı özellikle saymak istiyorum. Müezzinlerimizin, Kur'an kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve çok değerli müftülerimizin din görevlileri haftasını bu vesileyle kutlamak istiyorum. Camilerimiz bizim medeniyetimizin mihengi. Bizim Türk milletinin tarihi yolculuğunu anlamak, örfümüzü şekillendiren bu asil ruhu görmek istiyorsak camilerimize bakmanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Biz Türk milleti olarak işte bu ruhla hep bir arada cem oluyoruz. Ruhumuz zamanı ve mekanı aşmak istercesine tekbirler eşliğinde camilerden kanatlanıyor. Tam da bu sebeple Rabbim mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan bir kez daha Allah razı olsun. Yeryüzünün süsü camiler olduğu gibi camilerin süsü de takdir edersiniz ki cemaatler. Özellikle gençler, çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pir ifanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmıştır. Çocuklarımızı bilhassa gençlerimizi camilerle ne kadar kucaklaştırır ve onlara camilerimiz vesilesiyle ne kadar şuur ve kimlik kazandırabilirsek geleceğimiz o derece aydınlık ve huzurlu olacaktır. Bu manada Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerimizi çocuklarımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine açacak sosyal hayattaki rolünü güçlendiren son yıllardaki çalışmalar takdire şayandır. İmamlık, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği, vaizlik, vaizelik veya müftülük sadece ücretin mukabil yapılacak meslekler değildir. Bunun farkındayız. Bu meslekler her şeyden önce gönül belediyeciliği dediğimiz gibi varlık sebebimizin, yaratılış gayemizin tam da merkezinde gönül işidir, sevda işidir, fedakarlık işidir. Öncelikle Hakk'ın rızası gözetilmeden bu görevler icra olunamaz. Bizim iyi belli olan siz değerli hocalarımıza saygımızın, muhabbetimizin kökeninde de bu ruh vardır. Bizim ilmin ve ibadetin merkezi olan mekanlarda hizmetimizin kökeninde de böylesine ulvi bir ruh vardır. Rabbimizin yeryüzü ayetlerini anlamaya çalışmanın eğitimini verecek hocalarımıza okullarımızla hep birlikte daha güçlü bir medeniyete daha büyük adımlarla
yol almak için revan olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken ahirete irtihal eden tüm din görevlilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara, sizlere sıhhat ve afiyet içerisinde Rabbimin daha nice hizmetler yapmasını niyaz ediyorum. Doğru.